Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kethiren tayyiben mübareken fi. Mille semavat ve millel ard ve mille ma yaşa'u min şeyin ba'd. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Cenab-ı Allah'a hamdü sena rafik olsun. Salatü ve selam elçisi Hazreti Muhammed'e olsun. Rızası sahabelere, rahmeti, mağfireti, affı, inayeti, onları ihsan ile, iyi niyetle takip eden müminlere olsun. Temel ahlaki nitelikleri birkaç haftadır sıralıyor. Cenab-ı Peygamber'in ahlakın seçkin hasletleri 10 maddedir diye bize ilettiği hadisten hareketle 1, 2 ve 3 maddeyi izah ettik. 4. madde bugün. İyiliklere karşılık vermek, iyilikle mukabelede bulunmakla ilgili haslet. Bu konuyu Cenab-ı Hakk'ın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın haberleriyle biraz daha yakından anlamaya çalışacağız inşallah. El-mukâfâtu bis-sanâya diye ifade edilmiş. İyilikler karşılık bulmalıdır. Mümin hiçbir iyiliği atlamaz, basit görmez, horlamaz, yapılmamış gibi hareket edemez. Parça bütünün habercisidir. Küçükte takdir görmeyen büyüğü takdir edemez. Küçüğün kıymetini bilmeyen büyüğün kıymetini de bilmez. İyilik, hal hatır sorma şeklinde basit bir davranış olsun, ha size çok büyük bir dünyalık bağış olsun. İyilik, iyiliktir, ihsandır. Muhsin olan Allah'ın iyilik tecellisinden kaynaklıdır. Hatırı büyük yerden geldiği için mümin en küçük ayrıntılarına da dikkat eder. O nedenle mukafatü sanaya, iyiliklere karşılık vermek hasleti temel ahlaki niteliklerden birisi sayılmıştır. İyiliklere karşılık bizim İslami literatürde kavramlarımız arasında şükür diye de ifadelendirilmiştir. Teşekkür etmek insana, şükretmek Allah'a. Yaptığı, yapılan iyiliklere karşılık. Bu nedenle Allah iyilikler karşısında bizleri insanlarla, İnsanların bize yaptığı iyilikleri Allah'ın bize yaptığı iyiliklerle eşdeğer görmüştür. Allah'a teşekkür, şükür eda edilmesi için insanlara onların yaptığı iyiliklere karşı teşekkür etmeyi bize emretmiştir. Onlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Onların iyiliğini görmeyen Allah'ın iyiliğini görmüş sayılmaz. Üzerimizde en fazla hak sahibi olduğunu bildiğimiz Cenab-ı Hak'tan sonra kim var? Annelerimiz, babalarımız var. Onları büyük olarak saymayan, emeklerini görmeyen, görüp teşekkür etmeyen, teşekkürü onları sayarak, hürmet ederek, önceleyerek ortaya koymayan bir insan Cenab-ı Hakk'a zaten kul olamaz. Allah'a vardıran yol kimden geçer? Biz insanlardan geçer. Bizim insana davranışımız aslında Cenab-ı Hakk'a davranışımız olarak görülmüştür. Teşekkür de ona şükür, nankörlük de ona nankörlük olarak kabul edilmiştir. Onun için iyilikler küçük büyük demeden
görülmeli ve görülen bu iyiliklere mutlaka bir karşılık verilmeye itina gösterilmelidir. İtina gösterilmelidir. Sırf bundan dolayı sahabeler birbirlerini gördükleri zaman hal hatır sorarlarmış. Bunun için yaptıklarını da söylerlermiş. Hal hatır soruyoruz ki nimeti göresiniz ve elhamdülillah diyesiniz. Hal hatır soruyoruz ki Allah'ın üzerimizdeki lütfunu göresiniz ve elhamdülillah diyesiniz. Bu şükürdür. Hayrın alışkanlıklarla kazandırılacağını ifade eder bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. El-hayru bit-ta'abbudi. Hayır alıştırmalarla kazandırılır. Bu çocuk eğitimi, insan eğitimi için de önemli bir ölçüdür. Şer tabiidir. Nefis ister, o kendiliğinden doğaçlama görülür. Ama hayır irade etmektir. Tercihte bulunmaktır. Özel bir gayret gerektirir. İşte o özel gayretin yer etmesi, hayrın yer etmesi için o gayretin sıklıkla tekrar edilmesini sağlamak lazım. Onun için el-hayru bit-ta'ammudi bir ölçüdür. Ve'ş-şerru tabi'iyyun diyor hadisin devamında. Şerre gelince o doğaçlama insan doğasında var olan bir davranıştır. Nefsi, buna karşılık gelen vücudumuzdaki şey nefistir. Onun için çocuklara biz hasreten kendimiz uygulayarak olmasını istediğimiz bir güzel hasleti kendimiz uygulayarak sıklıkla tekraren bir daha bir daha yaptırarak onu kazandırabiliriz. Şükür de onlardan bir tanesidir. Sofrada taneyi gösteremezseniz bunu ye, bereket orada olabilir. Allah'ın nimetine komşuluğu güzel yap. Allah lütfetti, akarsuda bir nehirde de abdest alsan israfa kaçma gibi bir takım hasletleri biz uygulata uygulata kazandırırız. Zaman sonra artık o onda bir doğal davranış haline gelir. Şükür de onlardandır. Her istediğini elde eden bir insan, elde ettiklerine teşekkür bilmeyen bir insan, teşekkür alıştırılmamış olan bir insan, zaman sonra bu hasletini kul Allah arasındaki ilişkilerde de gösterecek ve nankörlüğe yönelecektir. Allah'ın onun üzerindeki kadir kıymeti büyük iyiliklerini takdir edemeyecektir. Onun için parçalara inmek lazım bu önemli hasletin yer tutması için. Ayrım yapmadan büyük iyiliklere evet teşekkür ama küçük iyiliklere gerek yok dediğimizde yavaş yavaş büyüğü de yemeye başlarız. Onu da aşındırmaya başlarız. Defaatle diyor Abdullah İbni Ömer, karşılaşırdık ve birbirimize sorardık hal hatır. Amacımız, gayemiz dilden elhamdülillahı dinlemek idi diyor. Amacımız oydu. Nimetin büyüğü küçüğü. Şimdi elhamdülillah ile karşılaştırdığımız zaman ki sorulmuş, Hazreti Adem'den tutun, Hazreti Musa Aleyhisselam'a, Hazreti Davud Aleyhisselam'a varıncaya kadar ara ara bu Cenab-ı Hakk'a arz edilmiş bir vahiy hakikati olarak bize de intikal ettirilmiş. Ne denmiş? Denmiş ki ya Rabbi, namaz kılıyorsak senin verdiğin güç ve kuvvet, tanıdığın imkan, kalbimize koyduğun duygudan kaynaklı. Oruç tutuyorsak yine sendendir. İyilik yapıyorsak sendendir. Bütün bunların şükrünü nasıl eda edebiliriz? Yokken var eden sensin. Varken yaşatan sensin. Bütün bir imkanımı bana bağışlayan sensin. Nasıl bunların şükrünü eda edebilirim dendiğinde evet bunun şükrü
elhamdülillah ile nimeti karşılamaktır. Niçin mi? Elhamdülillah zikri bütün nimetlerden daha değerlidir onun için. Allah'ı yüceltiyoruz. Kadirinin kıymetinin büyük olduğunu hatırlıyoruz. Her şeyimizi sana borçluyuz Allah'ım diye o yüceliği zikrediyoruz. Bu zikir dünya ve içindeki bütün nimetlerden daha üstündür. O nedenle Allah mükafatü sanaya olarak Allah'ın kendi kuluna yaptığı bütün şeylerimizle ilgili nimetlere elhamdülillah zikrini, şükrünü yeterli görmüştür. Hani hatırlarsınız bir haberde aleyhissalatü vesselam açlıktan iki taş bağlamış çıkmış karnına. Sıcakta yolda Ebu Bekir'i görür. Ebu Bekir de bir taş bağlamış çıkmış, açlık çıkartmış onları dışarıya. Ömer'le karşılaşmışlar aynı şekilde. Söz konusu bu sahneler Cenab-ı Hak tarafından özel ayarlandığı inancını taşıyor. Çünkü evrensel bu dinin sonraki bütün zamanlara taşınması, her insanla ilgili ilişkili yol gösterici olması için özel ayarlanması lazım. Rastgeleliğe bırakılmayacak kadar ehemmiyetlidir. O sahnelerden bir tanesi olsa gerek. Üçü birlikte bir sahabenin evine giderler. Uzunca hadis, sahabe evde yoktur, hanımı karşılar, buyur eder, sofrayı hazırlar, kocası döner, hayvan boğazlar, getirir önlerine, pişirir, koyar. Yemek yenir, soğuk su içilir, hurma yenir, meyve yerine ve ardından aleyhissalatü vesselam doyduktan sonra der ki Allah'a yemin olsun içtiğiniz soğuk sudan, gölgelendiğiniz gölgeden, yediğiniz bir lokma ekmekten hesaba çekileceksiniz. Ebu Bekir Efendimiz dayanamaz hadiseye. Kim dayanabilir de bir lokma ekmekten hesaba çekileceksek hangi birimiz kurtarırız kendimizi? Hangi birimiz bunun şükrünü hakkıyla yerine getirmiş sayılırız? Hiçbirimiz. Ama Allah'ın keremidir. Resul-i Ekrem Hazreti Ebu Bekir'in ya Resulallah bu nasıl olacak deyince bu nasıl olacak? Başta nimetin sahibini hatırlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Nimet ondandır. O nimeti o vardır sofranızda olarak kullanın. Kullanma niyetinizde Allah'a yaranma, kulluk olsun. Besmele bunların hepsini taşır. Yemeği yedikten sonra da elhamdülillah demeniz bu nimetin hakkıdır diyor. Çünkü hem besmele hem hamdelerin uğruna bir dünya değil dünyalar feda edilse yine besmelenin ve hamdelenin hakkı ödenmez. Çok büyük bir lütuftur Allah'ın bize öğrettiği. Onun için Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere teşekkür, onu zikretmek, ona kulluk olacak işlere tevessül etmek, emirlerini önemsemek, yasaklarından kaçınmak şeklinde gayretimiz yanında bizzat elhamdülillah ve bismillah demek de önemlidir. Şükrün bize sağlayacağı getirileri vardır. Şükrettiğimiz zaman ne olur? وَلَيْنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Teşekkür aslında nimetin bollaşmasını sağlar. Çekinmeyin teşekkür etmekten. Küçük de görmeyin. Bunu yapalım. Yol veren bir arkadaşa da teşekkür ederim. Yol veren bir arkadaşa da. İyiliğini mümkünse daha güzel bir iyilikle karşılayalım. Ama hiç değilse ne der Peygamber Efendimizin tavsiyesinde? Kardeşiniz için dua ediniz der. Kardeşinizin yaptığı, size yaptığı bir iyiliğin kamilen karşılığı cezakallahu hayran kethiran zikri olsun diyor, duası olsun. Allah sana çok hayır lütfetsin.
duasıyla kardeşin için Allah'tan iyilik temennisinde bulun. Bu yapılan iyiliklerin karşılığıdır. Eğer bizzat daha iyisiyle mukabelede bulunamıyorsanız. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın genel ahlakı oydu. Ona yapılan hiçbir iyiliği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birebir karşılıkla da değil, daha fazlasıyla mutlaka karşılardı ve bu karşılamadan eksileceğine değil artacağına inanırdı. Nimetin artacağına inanırdı. Paylaşalım, verelim ki Allah arttırsın. Zahiren eksik görülmesi şeytanın işte eksildi demesine yol açar. Siz batinen Cenab-ı Hakk'ın verdiği ölçülerle bakın ve deyin ki ben bir verdim, Allah onu onlar ve daha katlarıyla tekrar bollaştıracaktır. Buna imanla verelim. Bu şükrün değeridir, nimetin artması. Ve yine bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın bir haberi. Kim bir musibete uğrar ama sabrederse, kim kendisine bir bağışta bulunur ama şükrederse, kim haksızlığa uğrar ama affederse ve kim kendisi haksızlık yapar ama istiğfar ederse, af dilenirse Allah'tan, bütün bunlar nedir? Bu insan için ne vardır derler? اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Şükür neyi sağlarmış bir de? Emniyet, güven ve huzuru sağlarmış. Teşekkür etmek de öyledir. Evde ebeveyn dahil bütün çocuklar teşekkür etmeye alıştırılmalıdır. Teşekkür, o evi huzurlu kılan, o evi emin, güvenilir kılan, güvende tutan önemli bir anahtardır. Bunu kaybetmemek lazım. Bakın bir haber daha. Şu üç şey kimde bulunursa Allah-u Teala bir, onu rahmetine alır. Rahmetine alması demek her şeyiyle o kulun hayırda, iyilikte olması demektir. Her şeyiyle. İkincisi, Allah-u Teala ona muhabbetini lütfeder. Üçüncüsü, Allah onu kendi koruması altına alır. Şu üç şey kimde bulunursa der. Üç şeyi izah eder. Men ile u'tiye şeker. Kime verir bir iyilik yapılır da kendisi buna şükrederse. Kime güç verilirse kendisi affederse. Kime öfkeleneceği bir hal verilir de bu öfkesini icraata koymazsa Allah onu koruması altına alır. Muhabbetini verir ve rahmetine gark eder. Rahmeti içerisinde kuşatır. Bunlardan bir tanesi de teşekkürdür, şükürdür. Evet. El-mukafe'atu bis-sana'i. İyiliklere, iyilikle karşılık vermek. İyiliklere mümkünse daha fazlası, değilse hiç olmazsa birebir ile karşılık vermek. Karşılık verecek hiçbir şey bulunmadığı zaman teşekkür edip dua etmek. Müminin önemli ahlaki özelliklerindendir. Madem muhabbeti sağlayacak, belki de ayrılık ayrılığımızın bir nedeni de teşekkürü iman ettiğimizdir. Bir nedeni. Huzursuzluk varsa bir nedeni de odur. Verilene biz karşılık, iyilikle karşılık vermediğimizden dolayıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Meryem bölüm Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın biraz önce okunan bölümde dinlediğiniz gibi anlatıldığı yerdir. Model şahsiyetleri Meryem suresi anıtlaştırır.
hep hatırda tutulmasını istediği için vezkur, vezkur, vezkur ifadesiyle anlatıma başlar. Çünkü unutulmamalıdır. Başta kimi andı? Zekeriya Efendimiz'i aleyhisselam. Sonra Yahya Efendimiz'i andı. Sonra Meryem validemizi andı. Ve şimdi ondan sonra İsa Efendimiz'i andı. Şimdi de İbrahim Efendimiz'i aleyhisselam anıyor. Bunlar arkasından hayatı yaşayacağımız örnek insanlardır. Aydınlatan önümüzü ışıklardır. Hangi pozisyonda ne gibi davranalım sorusuna cevaptır. Her birisi hangi pozisyonda ne gibi davransak doğru olur, bize zengince örneklikler öğreterek Allah bu soruya cevap veriyor. Yıl hangi yıl olursa olsun, çağ hangi çağ olursa olsun, bütün çağlarda insanlara yol gösterici şahsiyetleri, örnek insanları anlatır Meryem suresinin bu bölümleri. Ve her birisinin ortak bize sağlayacağı payda nedir? Rahmettir. Onlar gibi olmaya, onlara benzemeye muvaffak oldukça Allah'ın bize sağlayacağı şey kendisinin rahmeti olacaktır. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya ile başladı. Bu kullarına Allah'ın rahmeti neyle vereceğini anlattığı bir bölüm dedi, onu devam ettiriyor. Şimdi de sanki şöyle olacak, çünkü bölümün sonunda Allah'ın İbrahim'e rahmet ettiğini bizzat ifade eder. Sanki şöyle gibi düşünün, bu da zikru rahmeti rabbike abdehu İbrahim'e gibi düşünün. İbrahim kuluna Rabbinin verdiği rahmet anlatılıyor. İbrahim kuluna. Ona özel olsaydı bize anlatılmasına gerek kalmayacaktı. Kur'an'da bugün önümüzde, bugün dilimizde, namazda bizim kıraatımız ise, paylaşımımız ise, kendisinden öğüt alacağımız bir öğüt bölümü ise eğer Kur'an'da, bu benimle, seninle direkt alakalı bir konu olduğu için asla İbrahim'in özelini anlatmıyor. Müminin genelini anlatıyor. Onun için izlerini süreceğiz. Nasıl benzeyebilirim buna diye bakacağız. Ön şartımız, ön yargımız bu şekil oluşacak. Ben İbrahim Efendimiz'e hangi yönleriyle benzemeye memurum diyeceğiz. Öyle dinleyeceğiz. Vezkur, an, hatırla. Konuş, sürekli bunu gündeme getir, bunu paylaş. Vezkur ifadesi bakın. Bir isim paylaşacağız, bir kahraman paylaşacağız, bir model insan paylaşacağız, bir yaklaşım tarzı paylaşacağız. Şimdi anlatılacak o. Yerine kimi paylaştıklarımızı da kıyaslayarak düşünün. Hangi isimler daha çok dilimizde dolanıyor? Hangi isimlerin sözleri paylaşımlarımızda var? Kime daha çok özenerek benzemeye çalışıyoruz? Biz ve gençlerimiz, biz ve çocuklarımız. Beraberliklerinden heyecan duyduğumuz isimler kimler? Kimi görürsek poz çektirmeye yelteniriz. Aynı karede olma heyecanı taşırız. Kimi? İbrahim'in yerini kimler almış? Soruyu öyle sormak lazım. İbrahim'in yerini, Zekeriya'nın yerini, Yahya'nın yerini, İsa'nın, Meryem'in yerini kimler almış hayatımızda bugün? Bu insanların doldurması gereken boşlukları kimlere doldurmuşuz? Vezkur, fil kitab. Hayata düzen olan kaynak, kitap. Hayata düzen olan kaynak, kitap. Kitapta aktörlerden bir aktör olarak da İbrahim'i gündeme getir. Özendir bütün insanları ona. Put kıran İbrahim. Celal ve cemal sıfatlarından Cenab-ı Hakk'ın nasibini almış İbrahim aleyhisselam. Allah'ın hem kahır hem güzellik sıfatlarından nasibini almış İbrahim aleyhisselam.
Tevhidin atası olan İbrahim Aleyhisselam, yeryüzünde tarihi bilgiler içerisinde, Kur'an tarihi içerisinde ilk put kırdığını bildiğimiz İbrahim Aleyhisselam, Allah dışında bütün tapınmaları reddiyle, o red için canını, malını, bütün bir hayatını ortaya koyma cesareti gösteren İbrahim Aleyhisselam, hakkın olduğu yerde batıla yer bırakmayacak cesaretiyle, onda direnen, hak konusunda inatlaşan, ille de hak diyerek başka bir şeye müsaade etmeyen İbrahim Aleyhisselam. Anınız, bunu anlatınız. Bunu çocuklarımız dilinde, onların gönlünde, onların izleyecekleri, benzemeye çalışacakları örneklikler arasında anınız. Hazreti İbrahim. Vezkur fil kitab. Hayat kitabın Kur'an'dır. Hayat düzenin Kur'an'dandır. Kur'an'ın bizim için örnekleştirdiği insanlardan bir de İbrahim'i gündeme getir. İnnehu kâne sıddîkan nebiyye. İki hasret. Hazreti İbrahim de mercek altına alınmış. Allah'a hamdolsun. Bakın o iki hasret. Mahalline verdiğimiz zaman ne diyeceksiniz? Ya bu tamam bildiğimiz bir şey. Zaten bildiğimiz bir şey. Bildiğimiz bir şeyin hedef haline getirilmesi, üzerinde durulması, yoğunlaşması, ehemmiyet göstermemiz için Allah onu bir peygamber hasleti olarak gündeme getirecektir. İbrahim kimdir? İbrahim'i İbrahim yapan neydi? İnnehu kâne sıddîkan, sadakat sahibi bir insan, dost doğru bir insan. Neye inanıyorsa o özünde, o sözünde, o eyleminde aynen görüntüleniyor. Neye inanıyorsa. Onun inancında içi dişi ayrı muhalefet yoktu. Onun inancında araziye göre renk alma riyakarlığı dönüşmesi yoktu. Onun inancında inandığı değer, bütün her şeyin sahibi Allah, ilim, kudret, letafet, düzen, rububiyet sahibi Allah olduğu için, onun üstünde bir varlık tanımadığı için gayet rahat, kendinden emin bir şekilde. Hak dedi, hakta direndi. Sözüyle ifade etti özündekini. Eyleriyle gösterdi ateşe atılma pahasına. Bu İbrahim'dir. Sıddık. Bakın. İnnehu kâne sıddîkan nebiyye ifadesini Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh nasıl izah etmiş? Demiş ki bir haber iletmiş. Cenab-ı Hak'tan bir haber. اَوَلُ شَيْءٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي اللَّوْهِ الْمَحْفُوظِ Allah'ın levh-i mahfuz dediğimiz, kendi katında hiç değiştirilmeyecek, değiştirilmesine müsaade etmediği, temel geçerli yasalar. O levh-i mahfuzda Allah şunu yazdı diyor. Neyi yazmış? اَنِّي اَنَ اللّٰهُ Dikkat edin. Gerçekten ben. Benim adım Allah. La ilahe illa ene. Benden başka hayatınızla ilgili söz söyleme yetkisine sahip hiçbir varlık tanımayın. Tanımamanız gerekir. Ben bunu yazdım. Ve bir şey daha yazdım. Ve Muhammedun Resulü. Muhammed benim Resulümdür. Benden size nasıl yaşayacağınızla ilgili bilgileri, mesajları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem taşıyacaktır. Size mesajlarım var. Kim üzerinden? Muhammed aleyhisselam üzerinden. Size mesajlarım var. Efendimiz aleyhisselamın hayatı, belki de tarihi şahsiyetler arasında doğru bilgisine ulaştığımız yegane insandır. En doğru bilgileri büyük bir titizlikle bize kadar ulaşmış tarihi şahsiyetlerden birinci sırayı alır Muhammed Aleyhisselam. Doğruydu, emindi, merhametliydi, af sahibiydi, hoşgörülüydü, ilim sahibiydi, takva sahibiydi, züht sahibiydi.
Ne derseniz güzelliklerin hepsi onda. Muhammed Aleyhisselam benim mesajlarımı onun üzerinden duyacaksınız. İşte bu cümlede yazılı. Sonra bakın. Men istesleme. Kim? Likadai. Benim yazdığım hayatınızla ilgili kadere, kazaya, her ne yaşadıysanız ona teslim olursa bir. Ve sabara ala belai. Gönderdiğim belalara, imtihanlara sabrederse, sıkıntılara. İki. Ve şekere li ne'mâi. Benim ona lütfettiğim nimetlere şükrederse. Üç. Ketebehullahu sıddîkan ve ba'athahu yevmel kıyameti ma'as sıddîkîn. Allah-u Teala o kulu sıddıklardan yazar ve o kulu sıddıklarla birlikte mahşerde toplar. Bir araya getirir. Tekrarlayayım. Allah'tan başka ilah yok. Sıddık kimdir? Önce hakkı hak sahibine teslim edecek. Bunu görecek. Bu dikkatli bir gözlem yapmayla sağlanır. Dikkatli bir dinleyici olmayla sağlanır. Dikkatli bir okuyan olmayla sağlanır. Sonra gözlem, dinleme ve okuduklarımızı akıl süzgecinden geçirmeyle sağlanır. Akıldan onay almış o bilgiler kalpte neye dönüşür? Sıdka, tasdike dönüşür. Sıddık, tasdiki, onaylaması da samimi, sağlam, ona bağlılığı da sağlam olan anlamına gelir. Önce hak, Allah olan hak, gereği şekilde tek ilah olarak kabul görecek. Onun bize hayatımız için gönderdiği mesajları peygamberlerden dinlenecek son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Şimdi onu konuşuyoruz. Onun getirdiği mesajları paylaşıyoruz. Bundan sonra diğerleri anlam taşıyacaktır. Diğerleri nedir? Kaza ve kadere tam bir teslimiyet. Öftemeden. Kimseye bunu bir sistemle ifade etmeden. Ne yazdıysa Allah'ım sana Müslümanım, sen yazdıysan kabulümdür şeklinde karşılarsa bir. Allah bela verecek, gönderecek. Ona bizde var kıldığı sabır ile karşılık verirsek iki. Allah nimet gönderecek, nimetleri de Allah'a şükür, bağlılık ile karşılarsa üç. Allah o kulu sıddıklardan yazar. İbrahim sıddıkmış aleyhisselam. Biz sıddık olmak için ne yapacağız? Onu belirtti. Bizim sıddıklardan yazılmamızı ne sağlayacak? Onu belirtmeye çalıştım. Hadisin devamı da çok ilginç. Onu da paylaşayım bakın. وَمَنْ لَمْ يَسْتَسْلِمْ لِقَدَارِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَالِي وَلَمْ يَشْكُرْ لِنِعْمَائِي فَلْيَتَّخِذْ اِلَٰهًا غَيْرِي. Allahu Ekber ya! Ne kadar büyük bir tazirdir bu. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam devamında, hadistir çünkü bu sidi hadistir. Kim benim gönderdiğim belaların, benim kaza ve kaderim, onun için yazdığım kadere teslim olmaz. Kim onun için takdir ettiğim belaya sabretmez, ona verdiğim nimetlere şükretmezse gitsin kendisine benden başka bir ilah arasın diyor. Ben onun ilahı değilim. Ben senin ilahın değilim dediği zaman Cenab-ı Hak için aldığımız pozisyonu düşünmek bile zor. Ben senin ilahın değil, git başka bir ilahı. Yazdım, bir hayat yazdım sana. Yediklerin, giyindiklerin, kullandığın eşyalar, cebindeki para, eşin, çocuğun, işinle alakalı, ortamınla alakalı yazgıda bulundum, şöylesi diye. Sen oflarsan, demek ki o şöyle yazdığını Allah'ın kabullenmemiş oluyorsun. Bir bela gönderdim kazanasın diye sabrın kat ettireceği mesafeyi kul başka hiçbir şeyle kat edemez.
manevi mesafeleri. Belayı verdik ki sabırla bunu karşılayıp kazanasın. Sen bela ya sabır yerine şikayette bulundun. Çırpkanlık yaptın. Gönderdiğim şükürler vardı, kendinden bildin, caka sattın, şımardın. Madem öyle, benim hiçbir yaptığımı beğenmiyorsun, bari git kendine başka bir ilah ara. Der. Hadisin devamı. İnnehu kâne sıddîkan nebiyye. O sıddık bir insandı. Ve bir de neydi? Nebi, emanet sahibiydi. Nebi, emanet sahibiydi. Allah'tan aldığı emaneti, mesajları, bilgileri, duyuruları olduğu gibi muhafaza edip bize kadar iletti. Kelimesi kelimesine. Bu bir sorumluluktur. Mümin insan ferden yaşayan insan değildir. Mümin insan içtimai hayat içerisinde yerini alır. Onlara taşıması gereken ilahi bir emanet vardır, farkındadır. Bunun için gayret gösterir. Onun için bu bilgiler bu salonda şu anda konuşuluyor olması, evet, aydırıcıdır, ayıltıcıdır, bilgilendiricidir, yol göstericidir ama bir o kadar sorumluluk yükleyicidir. Bir o kadar da sorumluluk yükleyicidir. Buradan çıktığımızda sizinle öyle ya da böyle temas içerisinde olan insanları, atamız İbrahim'i bak bir dinle benden deyip sizin bu ayetleri, hakikatleri iletmeniz de önemli bir sorumluluktur. Eğer İbrahim olmak, İbrahim'in tarafında bulunmak, onun dairesi içerisinde yerimizi almak istiyorsak, onunla hayatı aydınlatmak istiyorsak, onun yüklendiği nübüvvet görevini de ifa etmeliyiz. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın bir haberi. وَيْلٌ لِلْعَالِمِ مِنَ الْجَاهِلِ وَوَيْلٌ لِلْجَاهِلِ مِنَ الْعَالِمِ diye ifade eder. Yazıklar olsun alimlere. Çevrelerinde cahil insanlar var, öğretmemişler. Yazıklar olsun cahil, bilmeyenlere. Çevrelerinde bilen insanlar var, gidip öğrenmemişler. Araştırmasını yaptığımda taze taze bulamadım ama daha önce okuduğum bir hadis. Komşuluk ilişkilerini anlatırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yazıklar olsun, alim bir komşu, komşusu bilmiyor iken ona öğretmiyor. Yazıklar olsun cahil bir komşu, komşusu alim iken ondan öğrenmiyor diyor. Yazıklar olsun. O nedenle ilim bir emanet. Allah'ın kitap indirdiği bütün topluluklardan aldığı ortak misak nedir? Anlaşma, söz. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ Onu açık seçik anlatacaksınız. Asla gizlemeyeceksiniz diye kitap indirdiği bütün hepimizden Allah bir misak aldı. Bir söz, ahit aldı bizden. Bunu izah edeceğiz. Bunu duyuracak, yayacağız, bildireceğiz. Sıddîkan Nebiyye, üzerinde bunun çok durmayalım çünkü zamanımız da ilerliyor. Bölümü bitirmek istiyorum. Bakın ne diyor. اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ Bir örneklik şimdi ortaya konacak. Bir uyarma modeli öğretilecek. Uyarma modeli. Bak şunu yaparsan ateşte yanarsın da bir uyarmadır. Doğru mudur? Yapılan bir günah ya da isyana, hatta bir şirke, hakaretle, öfkeyle çıkışmak da bir uyarıdır. Bu doğru mudur? Bir de İbrahim vari bir uyarı var. Yasal model o olduğu için doğru uyarı budur. Yasalımız bunlardır. Bakalım İbrahim nasıl uyarmış? اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ İlginç bir ikili.
Evlat Müslüman, baba müşrik. Evlat put kıran, baba put yapan. Nasıl bir ilişki olacak? Hassasiyet nasıl gözetilecek? Babalık makamı var, sen evladısın. Babalık postu delinmeden, yıpratılmadan, incitilmeden nasıl babaya uyarı yapılacak? Puttan sorumlu bakan hükmündedir o gün. Put yapmaktan sorumlu, putları korumaktan sorumlu, onları cilalamaktan, yıkamaktan vesaireden sorumlu bakan makamındadır İbrahim'in babası. Kendisi git bu putları yık diye bir görevle geldi. Cenab-ı Hak verdi görevi. Şimdi bu ilişki, bu uyarı nasıl yapılacak? Babasını Hakk'a hangi nezaketle, uslupla, hangi içerik ve tavırla, hangi ahlaki özellikle davet edecek? Bu çok önemlidir. Çünkü biz çevremizde bizim yapmadığımız, çevremizde gördüğümüz bir günahla karşılaştığımızda tahammülümüz sıfır derecesinde yapmak yerine yaparken bozmayı, yaparken bozmayı, incitmeyi, dışlamayı, horlamayı daha çok uyguluyoruz. Teşvikte hata olmasın. Kral Allah iken ben ondan da sanki daha öfkeli bir şekilde davranıyorum. Onun dini namına. Nereden aldık bilmiyoruz ama zaten kendi eğitimimizi Kur'an'a arz etmek durumunda, oradan edinmek durumundayız. Onun için burada anlatıyorum ve siz burada dinliyorsunuz. Yanlışları düzelteceğiz. Eksikleri tamamlayacağız. Yola yine revan olacağız. Bakın ne diyor? Ya ebeti, babacığım diyor. Önce seslenmede nezaketi, zarafeti, saygıyı, hürmeti ifade etmek lazım. Bizzat kelimesi bile önemli. Babacığım diyor. Bu kalbi okşar. Babası put yapan da olsa, putçu da olsa evladıdır konuşan karşısındaki. Ya ebeti, babacığım diye seslenir. لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْسِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا. Bir sorgulamaya sevk ediyor. Bakın şöyle diyebilir Allah Resulü İbrahim Aleyhisselam. Nedir bu saçma inançların senin? Putta ne var ki ya inanıyorsun sen? Böyle saçmalıkları falan bırak. Tek olarak Allah'ı kabullen. Gel bu hakikate boyun eğ. Bu da bir davettir. Ama bakın zarafetine. يَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْسِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا. Niçin? Babacığım diyor, niçin? Şöyle bir kafanda sorgulu olayı. İnanç, inanç bilgiye, bilince dayalı olması lazım. Bilgi, tefekküre, akla dayanması lazım. Akıl süzgecinden geçmesi lazım. Şimdi bir düşün bakalım. İman edecek kadar kutsadığın, tapınacak kadar değerli gördüğün, buyruğuna girecek kadar bağlandığın bu putlarla ilgili inancın tekrar gözden geçir. Ne görüyorlar, ne duyuyorlar, ne senden bir belayı def ediyor, ne sana bir menfaat sağlayabiliyorlar. Niye tapınıyorsun bunlara? Düşünür müsün diyor. Bu bir sorgulama yöntemidir. Öğretme yönteminden bir tanesidir. Sorgulatmak, düşünmeye sevk etmek, akletmeye sevk etmek. Hakaret yerine onun üstü örtülmüş aklının önündeki örtüleri kaldırmak. O tozları silkelemek. Hele bir düşün bakalım babacığım diyor. Aynı zamanda ilahta olmazsa olmaz üç özelliği de belirtmiş oluyor. Her nerede ne tür bir ses varsa, ne tür bir konuşma varsa, kulakla duyulan duyulmayan hepsini duymalı ilah ki hükmettiği zaman doğru hükmesin. Her nerede ne tür bir şey varsa onu görmeli. Bu karanlık olur, aydınlık olur. Bu ortaya çıkan olur, çıkmayan olur. Onu görmeli.
her ne pozisyonda olursam olayım, tapındığım o var, o varlık beni içinde bulunacağım sıkıntılardan korumalı, bana menfaat sağlayacak şeyleri bana ulaştırmalı. İşte ilah budur. Bu özelliklerde Allah dışında, Allah aşkına söyleyin, ilme, bilgiye dayalı bir tek ilah bile biliyor musunuz? İlme, bilgiye dayalı bir ilah söyleyin bana. Ama zanla, ama hevaya dayalı ilahlar çok. Biraz sonra gelecek o. Ya ebeti, babacığım. İnni kad ca'ani minel ilmi ma lem ye'tik. Babacığım, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Ne yapmış oldu Hazreti İbrahim Aleyhisselam? Bize ne öğretmiş oldu? Neye iman ediyorsanız o bir ilme dayanmalıdır. Bilgiye dayanmalıdır. Hevaya, zanna, kuruntulara, heveslere değil. Yer tutmayan şeylere değil. Bana bir ilim geldi, o sana gelmedi. Cenab-ı Allah Kur'an'ı tarif ederken ne diye tarif ediyor? Enzelehu bi'ilmihi. Allah kendi ilmiyle onu indirdi. Bir başka yerde kendi ilminden onu indirdi diyor. Bu Allah'ın ilmidir. Allah buradadır. Kendini tarif de buradadır. Gaybi olarak yarınlarda göreceklerimiz de burada. Şuhud aleminde burada ne yapacaklarımız da burada. Kimi dost, kimi düşman edineceğimiz, kime inanıp kimi inkar edeceğimiz de burada. Her şeyi burada tarif etmiştir. Bizim imanımız, inancımız kesin bilgilere dayalıdır. O bilgiler sağlamaya açıktır. Sağlanmaya açıktır. Buyur sağlayalım. Allah diyelim ve her türlü alternatifi deneyelim. Doğru mu değil mi diye. Efillahi şekkün diye kendi kendini tartışmaya açmıştır Cenab-ı Hak. Allah'ta şüphe var mı bir düşünün diyor. Böyle bir ilah olur mu hiç? O tek ilahdır. Onun için müminler bağnaz değildirler. Yobaz değildirler. Gözlerini kapamazlar. Onlar kör körüne inanmazlar. O nedenle müminler taklide dayalı inancı taşımazlar. Temelinde onun bilgi vardır. O bilgi gözlemle, akılla, bilince dönüşmüştür. Kalple tasdike dönüşmüştür. Tasdike dönüşen artık tamı tamına bir mutabakat, bir bağlılık oluşturmuştur değerlere. Bunlar önemli. Ya ebedi, babacığım, sana gelmeyen ilim bana geldiyse, bana geldi. E madem ilimdir söz konusu olan, artık hevaya yer yoktur. Değerli arkadaşlar, Cenab-ı Hak Kur'an'da vahyin karşısına neyi zikretmiştir? Hevayı zikretmiştir. Niçin? Çünkü bakın Allah dışındaki inançlara, putlar aslında insanların kendisine böyle bir varlığın diye o putların yaptığı bir tarif ile imana dönüşmemiş. İnsanlar putları oluşturmuş, sonra onlar değiştirmişlerdir. Asıl put kim burada, kim görünüyor? İnsanın kendisi, hevası görünüyor. İnsan hevası dediğimiz arzuları, hevesleri, isteklerinden daha tehlikeli bir put, bir ilah bozuntusu yoktur. En tehlikeli ilah odur. Bizi avutmak için firavunlar bin bir türlü entrikalarla bir inanç formatı oluşturuyorlar. Sonra ona bizim sırılsıklam bağlanmamızı sağlıyorlar. O bağlılık ile de bizi sağmaya başlıyorlar. Uyutuyorlar. Duygu olarak tatmin gören, inanan insan duygu olarak tatmin görünce üstlerine bağlanıyor. Halbuki işi gerçeğe dönüştürelim. Nedir o?
neye inanacaksak o bize kendisini tarif etmekten acizse silin inanç listesinden onu. O bize yol göstermekten acizse onu inanç sisteminden silin. O inancı hak etmiyor. İlah dediğin kendini anlatmalı, beni anlatmalı, hayatı anlatmalı, hayatta yaşanacak düzeni anlatmalı, hayatın sonunda neler var, neler yoku bana bildirmeli, hazırlığı öğretmeli, bende var kıldığı hasletlerle huzurlu, insicamlı, dayanışmalı, sevgiye dayalı, güvene dayalı bir hayat oluşturmalı, bana menfaat sağlamalı, zarar verecek işleri benden uzak tutmalı, onu yasak kılmalı. İşte bu ilahdır. Fettebi'ni, haydi bana uy diyor. Ehdike siratan seviyye, seni dost doğru bir yola iletecek. Değerli arkadaşlar, önemli konulardan bir tanesi de budur. İbrahim peygamber, içi dışıyla tutarlı bir insan. Neye davet ettiyse ahlaken onu taşıyor. Bakın, amelen kendisi yapmazsa, haydi bana uy demez. Biz şimdi diyebilir miyiz bunu? Şunlara uyun deriz, öylece bırakırız. Gel benim peşimden, ben bu işi yaşıyorum. Demek için gerçekten özverili olmak lazım. Sadakat sahibi olmak lazım. Doğru konuşun ayrıdır, benim doğru konuşmama bak, dikkat et, ayrıdır. Cömert olun demek ayrıdır, cömertliği kendimde göstermek ayrıdır. Vefalı olun demek ayrı, vefa göstermek ayrıdır. İkincisi tabi, ikincisini taşıyan insan, yani icraatını, amelini ölçülere, duyurduğu hakikatlere uyduran insan, uyumlu kılan insan, çok rahat göğsünü gere göre gel beni izle, beni takip et diyebilir. İbrahim Aleyhisselam'da onu öğreniyoruz. Sadece hakkı bildirmiyor, hakkı yaşayıp örnek olmuş ki, gel bana uy babacığım, seni dost doğru, sonu cennetle biten bir yola ileteceğim diyor. Dost doğru yolu tarif etmeyeyim, o biraz zaman alacak. Ya ebeti. Tamam, yarıda bırakacağız olmazsa şu ayeti de söyleyelim. Ya ebeti, babacığım, la ta'budi şeytan. Şeytana ibadet etme. Tamı tamına karşılığı bu. Türkçe olarak. Ama açalım, ibadet ne demektir? Tapındığımız varlıktan dua yapmak, ondan bir zararın defini istemek, onun önünde secdeye kapanmak, rükuya kapanmak ile sınırlı değildir ibadet. İbadet nedir? Buyruğuna bir varlığı girmektir. Buyruğuna, emri altına girmek. Ne derse gönlümden inanıyorum, bu doğrudur deyip ona tabi olmaktır ibadet. Ama gönül işini ihmal etmemek kaydıyla söylüyor. Çünkü her haramı işleyeni şeytana ibadet ediyor. Bu adam müşrik, kafir diye nitelendirmemek için, o hassasiyet taşınsın için bu açıklamayı yapıyor. Gönülden onun gerçekten buyruğuna girilmeye değer bir varlık olduğunu kabullenmek. Buna ibadet diyoruz biz. Emrediyorum, yapıyor. Yasak koyuyorum, yapıyor. Yanlış diyorum, uzak duruyor. Gel diyorum, geliyor, git diyorum, gidiyor. Bütün hali ahvalini bana göre ayarlıyor. Bunu yaparken gönlünde benim buna layık olduğuma inanıyor. Tamam diyor, bu her şeyi bilir, her şeyi görür. Ne derse doğrudur. İşte buna bana ibadet denir. O adamın bana ibadeti denir. Şimdi ne diyor? Şeytana ibadet etme diyor. Şeytan hangi kılıflara girer? Aslında kimse, hiçbir insan, o satanistler hariç, hiçbir insan, bir topluluk ya da ey şeytan, ne olur bana yetiş, şu müşkilimi halleyle, şu isteklerimi kabul eyle, beni yoluna ilet, beni aydınlığına çıkar diye duada bulunmaz. Hiç kimse şeytana böyle bir bağlılık göstermez. Ama niye İbrahim Aleyhisselam şeytana tapınma ifadesini özellikle söylüyor? Evet, şeytan kimi insanların şekline girer, kimi mefhumların, kavramların içine girer, onunla kendine bağlılığı ister.
Bu baba olabilir, anne olabilir, lider olabilir, bir topluluk olabilir, bir gelenek, görenek olabilir, bir tarihi miras olabilir, olur da olur. Annemin dilinden geliyor diye masum görünmemelidir. O şeytana tapmaktır. Eğer ilme dayanmıyor, Cenab-ı Hakk'ın indirdikleriyle örtüşmüyor ise o şeytana tapınmalıdır. La ta'budu şeytan. Ya ebedi lime ta'budu şeytan. Niçin şeytana tapıyorsun diyor. Şeytana tapma. Yasin suresi neydi? Yine aynı ifade orada da geçiyor. İnne şeytana kâne lirrahmâni asiyyâ. Çünkü şeytan diyor. Muhakkak ki şeytan Rahman'a karşı asi davrandı. İsyan etti. Bakın, Rahman'a karşı isyan ettiği ifadesi üzerinde düşünülmelidir. Allah'ın bildiğiniz, bize aktarılan bir haberde 99 ismi. Onun dışında bir takım isimleri olmasına rağmen onca isimler arasından hatta Allah lafzı da değil, Rahman isminin kullanılmış olması manidardır. Onun hikmetini anlatmaya çalışacağım. Şeytan Rahman'a asi oldu. Rahman nedir? Rahman içinde celal de var, cemal de var. Hem merhamet, hem kahır var. Hem nimet, hem ceza var. İki yüzü vardır Rahman'ın. Rahim, nimet bağışlayandır mutlak anlamda ama Rahman olan Allah nedir? Nimet verir, 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 şımarırsın, şımarırsın, devam edersin, devam edersin. Bir takdir ile azaba dönüştürür nimeti ve perişan eder. Ona da Rahman diyoruz biz. Diyor ki şimdi, şeytan Allah'ın gösterdiği merhametle şımardı, yüz buldu, küstahlık yaptı, kibirlendi, inatlaştı, devam ettirdi. Sonra ne oldu? Bu isyan onu azaba sevk etti. İlahi cezaya sevk etti. Bize uyarı şudur. Allah bugün yaptığımız isyanlardan, ona karşı gösterdiğimiz duyarsızlıklardan, onun kitabının karşısındaki cehaletimizden eğer cezayı hemen şimdi vermiyorsa zannetmeyin ki hak etmediğimizden dolayıdır. Ya neden dolayıdır? Rahmet, tolerans tanır, 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 tanır. Ama o kadir kıymet bilmemede ısrar ederse onu azaba dönüştürür. Rahman'a isyan budur. Onun için ceza gelmiyorsa bunu bu noktadan değerlendirir. Rahmetten dolayıdır ama o rahmet ilerleme devam etmez. Cezana da çevrilebilir. Babacığım öyle yapma. Senin tavrını şeytanın tavrına benzetiyor. O da öyle inatlaştı, rahmete güvendi, avundu ama sonra ebediyen rahmetten mahrum bırakıldı. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah razı olsun. Dikkatli olun.